Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Tıbbel kulubi ve devaiha ve afiyet reddani ve şifaiha. Ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ramazul Ahadis. Dikkat edin. Size namaz ve zekattan daha faziletli olan şeyi bildiriyorum. İki kişiyi barıştırmak. Sakın birbirlerinize kin tutmayın. Çünkü bu helak edicidir. Dikkat edin. Size haber veriyorum. Mü'min o kimsedir ki tüm insanlar gerek mal gerek can güvenliği hususunda kendisine son derece güvenmiştir. Müslim diğer Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu kişidir. Mücahid ise Allah'ın taatında nefsi ile cihad edendir. Muhacir de bütün hata ve günahları terk eden kişidir. Sen birine küsülürsün, konuşa zarar görüyorsun. Sen zarar değil bu zaman. Küsülü duruma uzak dur. İlla yani temas etmemek için küslüğe lüzum yok. Uzak durursun, o da biter. Dikkat edin. Size dünya ve ahiret ehlinin en hayırlısını, dünyadaki amellerin de en iyisini bildiriyorum. Kendisiyle ilgisini kesen kimseyi ziyaret eden, kendisini mahrum edene ikramda bulunan, kendisine zulüm eden kişiyi de bağışlayan kimsedir. Dikkat edin. Bu ümmet içinde en kazançlı olan kişiyi bildiriyorum. O evinde şart ve erkanına riayet ederek güzelce bir abdest alıp sabah namazını camide kıldıktan sonra bekleyip ardından duha namazını kılıp işine giden insandır. Burayı da okuyayım. Dikkat edin. Size sayesinde derecelerin yükseldiği ve hataların bertaraf edildiği hususları bildiriyorum. Bütün zorluklara rağmen güzel bir abdest alıp mesafe bakımından uzak mescitlere gitmek ve namazı beklemektir. Sana bildireceğim şeye dikkat et. Belki sana faydası olur. Riba birkaç çeşittir. Onun bir çeşidi 70 günaha bedeldir. Onun en küçüğü kişinin annesi ile yatması kadar büyük günah taşımaktadır. Ayrıca ribanın en büyüğü kişinin nahak yere Müslüman kardeşinin ırzına dil uzatmasıdır. Dikkat edin. Allah'ın kulları arasında en kötü olanları haber veriyorum. Kaba ve kibirli olanlar. Dikkat edin. Kulların en iyilerini bildiriyorum. Güçsüz, omuzlarından elbiseleri aşağı kadar sarkmış zavallı kimseler ki bir yeminde bulunsalar mutlaka Cenab-ı Hak o şeyi ihsan eder. Yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Dikkat edin. Size en iyi şahitleri bildiriyorum.
tanıklıkları istenmeden sırf Allah rızasını gözeterek gördüklerini söylemek için şahitlik eden kişiler. Büyük İslam İlmihali Taharet Temizlik Kitabı. Teyemmümü mübah kılan ve kılmayan bazı haller. Başkasının yardımı ile abdest alabilecek olan bir kimsenin yardımcısı, kendi kölesi, kendi çocuğu veya kendi ücretli hizmetçisi ise teyemmüm etmesi ittifakla caiz olmaz. Başkasının yardımı ile abdest alabilecek olan bir kimsenin yardımcısı, kendi kölesi, kendi çocuğu veya kendi ücretli hizmetçisi ise teyemmüm etmesi ittifakla caiz olmaz. Böyle kendi başına abdest alamayacak derecede özürlü olan kimse, abdest için kendisine yardım edebilecek başka bir adamı varsa yine teyemmüm edemez. Zevcesinin bulunması da teyemmüm etmesine engeldir. Kabul edilen görüş budur. Fakat İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre bu durumda olan kimse teyemmüm edebilir. Deniliyor ki zevc ile zevce abdest vermek konusunda birbirine yardım etmek zorunda değillerdir. Deniliyor ki zevç ile zevce abdest verme konusunda birbirine yardım etmek zorunda değillerdir. Bunun için bunlardan biri diğerine yardımcı sayılmaz. Ancak birbirlerine yardım görevinde bulunmaları bir iyilik olduğundan yardımın yapılması güzel kabul edilmiştir. Öyle ki bunlardan biri diğerine yardım etmeyi üzerine alınca makbul olan görüşe göre teyemmüm yolunu seçemez. Çayımızı içelim. Haydos, 5 dakika çay molası. Fiyatını verelim. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Haydos, istilafa misakay, nişe büşşay, natuakı yani Bismillahirrahmanirrahim. Belcik Söğüt'ten Mustafa kardeş selam ediyor. Sizin bir sözünüzü işitmiş. Cuma hutbesi Türkçe olmalıdır. O sözünden sonra cuma namazlarını tereddütle eda edebiliyorum. Yani kim diyor bunu? Söğüt'teki Mustafa kardeş. Ha, şimdi okuyor. Yani. Hacı Efendimizin bir sözünü işittim. Cuma hutbesi Türkçe olmamalıdır. O sözünden sonra cuma namazlarını tereddüt ile eda edebiliyorum. Ne ile eda ediyor? Tereddütlü. Hı. Namazım oluyor mu olmuyor mu diye. Öğle namazı kılsın. Cuma'ya gitsin fitne yönlemek için ama öğle namazını kılsın. Cuma'dan sonra öğle namazı kılsın. Şeyi yakın, Eskişehir'e yakın dergâhta kılınmıyor mu cuma? İşinden dolayı gidemiyorum. 20 kilometre falan zannediyorum. Değil mi? Fazla. Fazla biraz. Fazla mı? Fazla olsun. Sefer müddeti değil, gitmesi lazım. Sefer müddeti değil. Haftada bir defa durmuşa binsin geçsin. Maalesef.
600 sene evvel Osmanlı'da, ondan evvel Selçuklu'da. Zaten Emevi'de, Abbasi'de olmaz. Arapçanın dışınca lisan karışmamıştır Türkçe'ye, hutbeye. Osmanlı üleması cevaz verememişler o işe. Onun için cuma vaizlikleri koymuşlar. O cuma vaizleri ya cumadan evvel ya cumadan sonra hutbede geçen mevzuları tafsil etmişler, nasihat etmişler, açmışlar. Hutbeye karışamamışlar yani. Hutbe Arapçadan gayrı olmaz. İbadet lisanıdır yani. İbadettir yani. Hutbe ibadettir. İlim yeri değil yani. Çok garip efendim. Tüm cemaatlere yakın yani kısmı ekserisi. Bunu geçen Facebook'ta bunun tartışması da oldu, münazarası da oldu. Nasıl anlayacağız hutbeyi? Hoca efendiyi nasıl anlayacağız? Burası ilim yeri değil. Beş vakit namazda hoca efendiyi ne kadar anlıyorsa hutbede de o kadar anlayacak. Namaz değişik duruyoruz. Abdülhakim Arvasi Hazretleri iftidat tekbiri gibi diyor. Hutbe iftidat tekbiri gibi. Bir zaman cevaz vermiyor. Burası ilim yeri değil yani, ibadet yeridir. İnsanlar İmam Efendi'nin okuduğu surelerin ne kadarını biliyorlar. Orası ilim yeri değil. Orası ibadet yeridir. Hutbe de öyle. Ama hocaların hoşuna gidiyor yani öyle. Böyle mevize, belagat, tuluat. Burası ibadet yeri, ibadet şey değil, ilim yeri değil orası. Hayalet ders, bir kulağınız derste olsun. Hayalet ders, hallevizin konfet ders. Hayalet ders, elbette şu mermiye kuş. Eğer orada lisan karışmasa, cemaat o konuşulandan çok fazla ders alır. Namaz kılmayan der ki, bu hoca diyor ki, zındıklık etme, namaz kıl. Kumar oynayan der ki, bu terbiyesizlik etme, bu kumarı bırak. İçki içen der ki, bak adam o kadar söylüyor, Allah'tan kork da şu içkiyi terk et. Yani bazı şeyler var ki, icmali tafsilinden çok fazla iş görür. Herkes kendi hastalığının vaaz edildiğini zanneder orada Arapça okunduğu zaman. Bu milletin hamuru bu yani, mayası bu. Bir Kur'an hattı yazılı bir gazete sayfası yerden görse alıp öpüne, başına üç defa öpüp koyuyor. Götürüp bir duvarın deliğine koyuyor. Bir gazete. Ama o Kur'an harfi ya. Millet böyle bir millet. Onun için bunlar tabii kör bunu bildiği için 1927'de cebren bu işi yaptı. Saadettin Kaynak bilmem ne onlar, meşhur müzisyenler, hafız da bu. Saadettin Kaynak hafızdır bu. Onun gibi birkaç tane topladı bu şeye, sarayına. Orada talim yaptırdı. Rıfat Börekçi. Rıfat Börekçi. Rıfat Börekçi'nin sesi yok. O sesli şeyden. O şeyleri, hutbeleri o yazmadı mı? Yazdı da okuma başka, hatip. O seçtikleri hatipler. Sesi güzel olan hatipler. Kur'an'ı mesela Türk şey, Latine harfle okuttu. Manasını okuttu.
Yani Kur'an yerine manasını koyacaktı. Allah o belayı bir daha beşerin başına vermez. Buyur. Yirmi dördüncü söz. Şu söz beş daldır. Dördüncü dala dikkat et. Beşinci dala yapış, çık, meyvelerini kopar, at. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve lehul esma'ul husna. Sadakallahul azim. Şu ayet-i celilenin şecere-i nuraniyesinin çok hakikatlerinden bir hakikatinin beş dalına işaret ederiz. İkinci dal. Çok esrarın anahtarlarını tazammun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır. Evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhalif-i hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? Efendim burada bir anormal bir sual gelmiş ama meselenin açılması açısından biraz önem arz ediyor. Yani azimendinin ne olduğunu açılması konusunda. Kimden geliyor? Tanımadığımız bir arkadaşımız, bizi dersimiz seride. Eskiden azimendilerin yaptığı gibi devlete karşı gelip düzelmezseniz şiddete başvururuz diyor musunuz? Diyecek misiniz? Çok kan akıtmayı seçecek misiniz? Eğer değilse neden isim hala azimendi? Eğer öyleyse geçmişteki size yapılanlar yine olacak gibi. Canı sağ olsun. Onları yapacaksa biz de bekliyoruz. Bizim halimizde değişiklik olmaz. O bizim söylemediğimiz sözleri söylüyor. Biz hiç kimseye kan dökeriz demedik. Kavga ederiz demedik. Kendi işimize baktık. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Elimizde Risale-i Nur gibi bir hakikat varken elimize silah kılıç almayız biz. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Vazifemiz iman hakikatlerini neşretmek ve amel etmektir. Azimendi de budur. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Ama bu adam gazetelerin hakkımızda yazdığını bizim söylediğimizi zannediyorsa bu meseleyi hiç anlamamış. Yani Türkiye'deki basını da anlamamış, basın ahlakını da anlamamış, hiçbir şey anlamamış. Bizim hakkımızda başkalarının söylediği sözler bizim sözlerimiz değildir. Bizim ağzımızdan çıkan sözü söylesin, o söze cevap verelim. Yanlış biliyor. Biz kendi işimizdeyiz, Risale-i Nur hizmetindeyiz. Gelecek olan belaya da daima hazırız. Hiç sıkıntımız yok bizim. O olanlardan da hiç üzüntü duymuyoruz. Çünkü bu yolun şekli budur. Bu yol böyledir yani. Evet. Evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri
bazen hilaf-ı vaki ve muhalif-i hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İkinci sır. Enbiya-i Salife niçin haşr-i cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmıştır? Kur'an gibi tafsilat vermemiştir. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmiştir. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmiştir? Hatta derece-i hakkal yakine kadar gittikleri halde bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemiştir. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemiştir. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmıştır? Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamlarının mazharı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve bütün kütüb-i mukaddesenin reis-i enveri olan Kur'an-ı Hakim bütün erkan-ı imaniyeyi vazıh bir surette pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Çünkü hakikatte hakiki kemali etem öyledir. Evet. Çünkü hakikatte hakiki kemali etem öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki insan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata müstaittir. Lakin iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mütefabit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata müstahittir. Lakin iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mütefabit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazıları berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bazıların kabiliyeti bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazhara göre tenevvi ediyor. Ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar olan zat
bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Hem külliyet ve cüz'iyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüz'iyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı, geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. Mesela Zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamera aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan safvetli bir reşhayı farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru, bir kemali var ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatlere işaret etmekle beraber nefs ve akıl ve kalbin süluklarına işaret eder ve üç tabaka ehli hakikate misaldir. Haşiye, her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar. Yoksa üç tabakaya değil. Birincisi, ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvetin işaretidir. Birincisi, ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvetin işaretidir. İkincisi, cismani cihazat ile kemaline sa'y edip hakikate girenleri ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücahede etmekle hakikate gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalleridir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden ve iman ve Kur'an'la fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmet ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden ve iman ve Kur'an'la fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmeti ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti Zühre, Katre, Reşha ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Üçüncü tayfayı meşhur mu kılıyor usta? Buradaki üçüncü tayfayı da meşhur mu kılıyor usta? Son yazdığı üçüncüyü. Evet. Neydi üçüncü? Enaniyeti bırakmayan ve asara dalan. Meşru göstermiyor.
vakayı anlatıyor. Hadiseyi anlatıyor. Bu iyidir demiyor. Bu cins insanları anlatıyor. Bu cins evliyaullah anlatıyor. Bu cins alimleri anlatıyor. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti Zühre, Katre, Reşha ünvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi halıkının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ve ifazası var. Mesela güneşin kendi halıkının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ve ifazası var. Birisi çiçeklere, birisi kamera ve seyyarelere, birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Birincisi üç tarzdır, üç tarzdadır. Birincisi üç tarzdadır. Biri külli ve umumi bir tecelli ve inikasıdır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Biri de has bir tecellidir ki her bir nev'e göre bir hususi inikası vardır. Biri de cüz'i bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale-i inikasiyesinden neş'et ediyor. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale-i inikasiyesinden neş'et ediyor. Ve bu kavle göre çiçekler dahi güneşin bir çeşit aynaleridir. İkincisi, güneşin kamere ve seyyarelere Fatır-ı Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir sureti cüz'iyede denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. Üçüncüsü, güneşin emri ilahi ile cevvi havayı ve denizlerin yüzünü birer ayna ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Güneşin emri ilahi ile cevvi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşhalarına ve karın şişeciklerine her birine birer cüz'i aksi, birer küçük timsalini veriyor. İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamera mukabil her bir katreye, her bir reşhaya mezkur üç cihette ikişer tarikle teveccüh ve ifazası var. Birinci tarik, bil asale, doğrudan doğruya, berzaksız, hicapsızdır. Şu yol, nübüvvetin tarikini temsil eder. Birinci tarik, bil asale, doğrudan doğruya, berzaksız, hicapsızdır. Şu yol, nübüvvetin tarikini temsil eder. İkinci yol, berzahlar tavassut eder. Ayna ve mazharların kabiliyetleri
Şems'in cilvelerine birer renk takıyor. Şu yol ise velayet mesleğini temsil eder. İkinci yol, berzahlar tavassut eder. Ayna ve mazharların kabiliyetleri Şems'in cilvelerine birer renk takıyor. Şu yol ise velayet mesleğini temsil eder. İşte Zühre, Katre, Reşha, her birisi evvelki yolda diyebilirler ki, ben umum alem güneşinin bir aynasıyım. Ben umum alem güneşinin bir aynasıyım. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynasıyım veyahut nev'ime tecelli eden güneşin aynasıyım der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın veyahut nev'inin veya cinsinin güneşi dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, berzahsız mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat, hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet numa eserleri o dar kayıt ve mahdut berzah içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbi ile veremiyor. Belki o asar-ı acibeyi, eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sırf akli ve imani bir tarzda ve o mukayyet aynı mutlak olduğunu bir teslimiyet ile verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz Zühre, Katre, Reşha şu hükümleri yani pek çok büyük asarı güneşlerine isnat etmeleri aklidir, şuhudi değil. Belki bazen hükmü imanileri şuhudu kevniyelerine müsaademe eder. Pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatle karışık şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Üçümüz de kendimizi Zühre, Katre, Reşha farz edeceğiz. Bu kısım bizim anlayacağımız mertebede izahatta bulunuyor. Bundakiler hep sır dedi ya. Sırrı anlayamıyoruz pek. Yani ağır mesela. Bu da şu kısımda anlar. Bizim anlayacağımız tarzda şeyler. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatle karışık şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Üçümüz de kendimizi Zühre, Katre, Reşha farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar? Biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, anlamalıyız. İşte sen ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevaggul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş. Sen vasıflarını dinleyince Zühre olması lazım. Bir daha oku. İşte. İşte sen ey dünyayı unutmayan. Dünyayı unutmayan. Şimdi Zühre misal. Zühre misali nasıl bir insandır? Dünyayı unutmayan. Evet.
ve maddiyata tevaggul eden, daima maddeyle meşgul ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş. Evet, nefsi de iyi şeylerle uğraşmadığı için, daima kötü şeylerle uğraştığı için kesafet peyda etmiş. Hayra kabiliyeti az kalmış. Donuklaşmış. Evet. Sen Zühre ol. Nasıl ki o zühre çiçeği ziya-i şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor. Ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine ziynetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun ki. Evet, demek ki Zühre misal güneşten aldığı renkleri kendi kabiliyetinde içine karıştırıyor. Kendisine süslü bir şekil veriyor. Yani güneş nedir? İlimdir, mürşittir. Herhangi bir büyük şeydir yani. İstifade edilen bir yerdir. Doğrudan Zühre misal dünyayı unutmayan, maddiyata tevahül eden bir insan tipi bu hakikat yoluna girmiş, Allah'ı bulacağım diyor. Vasıfları neydi bunun? Güneşten aldığı ışıkları, renkleri, kendi istidadındaki renkleri de ona karıştırarak, bir harman yaparak çok güzel bir suret yaptı kendisine. Baktığın zaman hayran oluyorsun. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi katre. Neydi o katrenin vasfı? Evet, ondan sonra şimdi oku. Hem şu esbaba dalmış. Hı, sebeplere dalmış. O bundan o çıkıyor, şundan bu çıkıyor. Bu böyle oluyor, şu şöyle oluyor. Bu olmasa bu olmaz. Sebeplere dalmış. Evet. Eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun ki. Kamer güneşten aldığı ziya zillini ona verir ve onun göz bebeğine bir nur verir. Demek ki bu güneşten almıyor. Kamerden alıyor. Güneşten aldığı ışığı kendine göre bir şekle sokuyor. O mektepli filozofun kafasına veriyor. Esbaba dalmış, sebeplerle işi halletmeye çalışan, aklıyla hareket eden bir tip. Bu katre değil mi? Bu da katre olsun. Eski Said gibi esbaba dalmış. Bunun vasıfları neydi? Tekrar baştan oku o katreyi. Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun ki. Kamer güneşten aldığı ziya zillini ona verir ve onun göz bebeğine bir nur verir. O da o nur ile parlar. Fakat o katre o nur ile yalnız kameri görür. Güneşi göremez. Evet. O nur ile, çünkü nurunu kamerden alıyor. Menbaından almıyor, güneşten almıyor. Kamer güneşten alıyor. Bu da kamera aşık, filozof, işte denetimler, analizler, bilmem toplamalar, dağılmalar, deneyler, bilmem ne, dalmış oraya, bir şeyler yapıyor yani. Ve bununla Allah'ı bulmaya çalışıyor. Bu güneşi göremez, ancak ayı görür. Çünkü ışığını aydan alıyor. Katre misal. Evet. Daha tavsiye edecek mi? Belki imanıyla görebilir. Gaybi, imanı bir gayb şeklinde. Herhalde bu ay, bu ışığı kendisi yapamıyor. Bu ışığı bu aya veren birisi vardır deyip iman suretiyle, iman ederek inanabilir. Evet. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir.
esbabı bir perde telakki eden fakir adam, o da reşha olsun. O da sebepleri bir perde telakki ediyor. Sebeplerin arkasındaki kudreti görüyor. Sebeplerle meşgul oluyor. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eden fakir adam. O da reşha olsun. Öyle bir reşha ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp Zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir şey yok. Sebepleri Cenab-ı Hakk'ın bir perde olarak görüyor. Cenab-ı Hakk'a bir perde olarak. Kendisinden ne ilim görüyor, ne irfan görüyor, ne hikmet görüyor, ne bir şey görmüyor. Fukaranın teki. Zühre gibi kendisinde böyle kokuzlanacak şey gibi tavus kuşu gibi şişecek, pervaresini açacak falan bir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Katire misal. Reşe misal. Evet. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı bir perde telakki eden fakir adam. O da reşha olsun. Öyle bir reşha ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp Zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir saffeti var ki doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor. Şimdi madem biz bu üç şey yerine geçtik, kendimize bakmalıyız. Bizde ne var? Ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki bir Zat-ı Kerim ihsanıyla bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İşte bakıyoruz ki bir Zat-ı Kerim ihsanıyla bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İnsan ise ihsan edene perestiş eder. Perestişe layık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. İnsan ise ihsan edene perestiş eder. Perestişe layık olana kurbiyet ister. Bana bu nimetleri kim veriyor? Neyle buna mazhar oluyor? Ona kim veriyorsa ona karşı bir hürmet, bir muhabbet, bir teveccüh olur. Ondan sonra onu tanımak isteyecektir. Ve kurbiyet isteyecektir. Yakınlık isteyecektir. Ona kavuşmayı isteyecektir. Evet. Ve görmek talep eder. Öyleyse her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülûk edeceğiz. Ey Zühre misal! Sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede ta bir mertebe-i külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki Zühre kesif bir aynedir. Onda ziyadaki 7 renk inhilal ve inkisar eder. Şemsin aksini gizler. Sen
sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Olamaz. Renkleri çok. İstidatları üstün, parlak. Her şeyi biliyor. Aklı ileri. Sen Cenab-ı Hakk'ı bulamazsın. Meziyetleri çok. Meziyetleri çok. Meziyete tahdit konulmamış. Meziyetli olmak yasak değil. Meziyetini görüyor. Ben buyum diyor. İşte kuyruğuna bastın mı diyor ki iyi kötü alimiz biz diyor. Yani kuyruğuna basmadan da söylüyor da bastın mı kötü kötü daha şiddetli. Arka arkaya ayetler, hadisler, fıkıhlar, bilmem neler, bilmem neler. Renk çok. Renk çok. Fakat bu Cenab-ı Hakk'ı bulamaz. Dersimiz manevi terbiye. Fizik laboratuvarı değil. Kimya laboratuvarı da değil. Manevi terbiyede ölçü bu. Zühre-i Tegrahu. Ey Zühre, sen ey Zühre. Ey Zühre misal. Sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede ta bir mertebe-i külliyeye geldin. Şimdi burada esas mesele hepsi de Allah'a aşık, Allah'ı bulmaya çalışıyor. Yani bu fırak-ı dalle değil bunlar. Bunlar her biri Allah'ı bulmaya çalışan, ona gayret eden cinsler. Üç şekil. Üç kabiliyet, üç tarz. Bunlar muhabbet ayağıyla sonra. Başta söyledi. Muhabbet ayağıyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor. Zühre misal. Katire misal, reşşam misal. Hepsinin çıkış sebebi aynı. Fakat bunlar yolda giderken nasıl bir vaziyete düşüyorlar? Halleri nedir? Zühre misale bakalım. Zühre misal. Sen git. Fakat çiçek olarak git. Sonra işte gittin. Hı. Terakki ede ede ta bir mertebe-i külliyeye geldin. Terakki etti. Yükseldi. Külli bir mertebeye geldi. Hatta bütün çiçeklerin temsilcisi durumuna geldi. Yükseldi yani. Evet. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki Zühre kesif bir aynedir. Neticede sen güneşten aldığın rengi kendi kabiliyetlerinde karıştırarak parlak maddi bir renk meydana getirdin. Parlak maddi bir renk meydana getirdin. Arkasını göstermez. Şunu da göstermez. Güzel bir renk meydana getirdin. Çeşit çeşit alayım sema renkler meydana getirdin. Evet. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisar eder. Şemsin aksini gizler. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Evet. Ne olur efendim? Ne olur? Ne mi olur? Orada kalır. Orada kalır. Terakki, yani son noktası işte iyi bir çiçek. Efendim hadis dersen hadis, ayet dersen ayet, fıkıh dersen fıkıh, kibar-ı kelam dersen o, oho, efendim fizik dersen fizik, kimya dersen kimya, ne dersen renk var. Her renkten var. Bilmediği bir şey yok. Veya sahasında emsalsiz bir insan. Ama kafa feneriyle gidiyor. Güneşten aldığı rengi inkısar ettiriyor. Kendisi kendi kabiliyetlerine indiriyor. Kendi kabiliyetine indiriyor.
bir yaprağa renk yapıyor ona. Bir sapa renk yapıyor ona. Bir parlaklık yapıyor. Bu vaziyetiyle sen güneşi bulamazsın. Bu mesela Nakşi, Kadiri tarikatları da şu andaki ahalleri de Risale-i Nur'u anlayamamaları veya bu yolda gitmemeleri, kendi mevcut halleriyle devam etmeleri, geçmişin doğruluğunu bugün doğru olarak görmeleri. Nurcular da buna dahil. Evet. Hepsini dahil et. Yalnız nurcuları ayırma. Hepimiz böyle olduk. Evet. Şimdi Risale-i Nur'u önüne koyuyor. Parmaklarını sokuyor aralara, yetmiyor. Kağıtlar ilave ediyor. Bundan onu çeviriyor. Oradan okuyor. Bunu çeviriyor. Bundan okuyor. Bunu çeviriyor. Bundan okuyor. Çok güzel bir şey. Yani onu tenkit kastıyla söylemiyorum. Bunu tenkit kastıyla söylemiyorum. Bundan iş bundan olmuyor. Onu söylemek istiyorum. İş bundan olmuyor. Onu söylemek istiyorum. Varidat olmazsa Risale-i Nur'u anlamak kendisine renk verir. Zühre misal olur. Anlamadığı, bilmediği bir mesele kalmaz. Halbuki anlamadığı, bilmediği bir mesele var. Allah onunla beraber değil. Kendisi bin bir türlü rengi var. Alayım sema. Zühre çiçeğine bak. Tepsi gibi. Ona yakından bak. Her bir püskülünde bin tane marifet var. Bin tane renk var. Öyle uzaktan bakmak değil. Git yanına bak. O uzaktan gördüğün şeklin her bir püskülünde şeklini görüyor. O kadar bezenmiş, süslenmiş bir şey. Renkleri var. Kabiliyetleri var, anlayışları var, ilimleri var. Oho! Say sayabildiğin kadar. Evet, bu zühre misal ne yapar? Aşk ile, muhabbet ile görmek için yoluna düştüğü Allah'ı bulabilir mi? Bulamaz. Göremez. Sen güneşi göremez. Muhabbet cazibesi müşrik mi yoksa? Cazibeden bahsetmedim. Muhabbetle giriyor. Şimdi efendim, Risale orada geçiyordu. Muhabbet cazibesiyle diyordu. Evet. Şu var. Muhabbet cazibesiyle, yani mesela mürşide mi yoksa fenafir rasul mü? Misal yani, eğer muhabbet cazibesi neye bakıyor? Onu neye götürüyor yani? O muhabbeti onu nereye götürüyor? Kendi kendine götürüyor işte. Evet. Bu zühre misalde kendi kendine götürüyor. Bir yere götürmüyor. Kendin ilmini artırıyor, muhabbetini artırıyor, efendim kabiliyetlerini inkişaf ettiriyor. Hem de ne kadar inkişaf ettiriyor? Sanki bütün çiçeklerin mümessili durumuna getiriyor. Bir şahs-ı manevi durumuna getiriyor yani. Ama kendisini meydana getiriyor, kendisini. Mesele o. Kendisini aşamamış. Kendisini aşamıyor. Kendisi. Ne yapar o? Devam et bakalım. Çünkü kayıtlı olan renkler hususiyetler dağıtıyor. Perde çekiyor, gösteremiyor. Evet. Hususiyetler dağıtıyor. Yani Suyuti Hazretleri 72 defa yakazaten Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sohbet-i saadetine müşerref olmuştur. Yakazeten, uyanıkken 72 defa Sultan-ı Levlak Hazretleri'nin huzuru saadetine bulunmuştur. Onun hocasına soruyorlar. Şeyhülislam Zekeriya, Allahu Alem. Diyorlar ki, sizin talebeniz Suyuti böyle diyor. Siz ne diyorsunuz? Eğer biz diyor bir an Resulullah'ı görmesek kendimizi Müslüman saymayız.
Şimdi bu insanlarda sonuna kadar bir yokluk görüyorsun da bunların sözünü ezberleyenin bağlasına yetişemiyorsun. Bunların sözlerinin sözleriyle yükselenlerin bu minare boyu. Başı dönüyor baktığımız zaman yüksekliğine. Hakikat öyle midir? Değildir. Hakikat bu kendi kendisini aldatıyor. Maneviyat yolundan bahsediyoruz. İlim meselemiz burası, bu mütala ilmi mütala değildir yani. Hakikat mütalasıdır. Bu onun kabiliyetlerine hat koyuyor. Hat koyuyor. İşte kütüb-i sitteyi ezberlemiş. Ezberler. Hiçbir zorluk yoktur. Ama kütüb-i sittenin o sözlerin sahibini bulabilir mi? Bulamaz. O ayrı bir şey. Onun ilmini alır, sözünü ezberler ama onu bulamaz. O ayrı bir şeydir. Devam et. Çünkü kayıtlı olan renkler hususiyetler dağıtıyor. Perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzahların ortaya girmesiyle neş'et eden firaktan kurtulamazsın. Evet, suretler araya giriyor. İşte fizikçilik araya giriyor, kimyacılık araya giriyor, müfessirlik araya giriyor, efendim fakihlik araya giriyor, abidlik araya giriyor. Hepsi birer perdedir aşamazsan. Hepsi birer perdedir. Allah'a varmak için varılacak yolda her birisi birer engel teşkil eder bunlar. Bunları aşamazsan bunların hepsi engeldir. Evet. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın. Kendi nefsinin muhabbetine dalmış, kendini terk edesin. Terki de terk edesin. Kendini terk edesin, terki de terk edesin. O muhabbetine, kendi muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın. Sonra ve nefsin mehasini ile telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin. Senin o telezzüz ediyor. İlim, işte alimim ben, şuyum ben, buyum ben, bir sürü meziyeti var. Onları terk edesin. Onları terk edesin. Terk etmeyen hiçbir şey olamamış. İşte Gazali'nin son zamanları. Yani Gazali ancak terk ettikten sonra şey olmuş. Üstad terk ettikten sonra olmuş. Misallerin hepsi terk ettikten sonradır. Bu beşeriyete rehberlik yapan, müşriklik yapan insanların hepsi terkten sonradır. Terkten sonradır. Kafa fenerini yere çarpacak. Avam-ı nas mertebesine düşecek. Avamdan bir avam olacak. Geri dönüş yapacak. Ondan sonra semereli olabiliyor. Ondan sonra verimli olabiliyor. Gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Evet. Kendi muhabbetine dalmış olan yüzünü kendinden çekesin, kendi kabiliyetlerini bırakasın, gökyüzündeki güneşe atasın onları. Vazgeçesin onlardan. O zaman görebilirsin. O zaman görebilirsin. Evet. Hem baş aşağı celbi rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çevresin. Çünkü sen onun aynasısın. Vazifen aynadarlıktır. Bilsen bilmesen
hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Meşgul olma. Kökün toprakta zaten. Aşağıya bakıp da ne yapacaksın? Zaten geliyor oradan. Zaten geliyor oradan. Ama kemale erdiği zaman kafasını nasıl köküne çeviriyor zühre çiçeği? Öyle değil mi? Böyle tepsi vaziyetini, iri bir tepsi vaziyetini ancak kafasını iyice köküne çeviriyor. Ben bu kadar yavru besliyorum, bunların rızkı aşağıda nasıl çıkacak diyor. Her bir çekirdek bir yavrudur. Binlerce, on binlerce yavru besliyor. Bunların rızkı nasıl çıkacak bu kadar? Kafasını yere toprağa atıp rızka çeviriyor. Evet, nasıl bir çiçek? Güneşin küçücük bir aynasıdır. Şu koca güneş dahi gök denizinde şems-i ezeliğinin nur isminden tecelli eden bir lem'anın katre misal bir aynasıdır. Ey kalbi insani! Sen nasıl bir güneşin aynası olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsül emirde nasıl ise öyle göremezsin. O hakikati çıplak anlayamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Onun için ne diyor? İmanı bil gayb, imanı şuhudiden üstündür. Sebebi bu. İmanı bil gayb, imanı şuhudiden üstündür. Şuhudi imanda ne kadar yüksek olursa olsun Cenab-ı Hakk'ı ihat etmesi mümkün değil. Kendisindeki ölçücükler nispesinde Cenab-ı Hakk'ı görür. Tecelliyatına vakıf olur. Halbuki kendi ölçücükleri hiçbir şeydir. İmanı bil gayb sahibi nefsül emirde Rabbim nasılsa ben ona mücmelen, mufassalan iman ettim diyor. Bitti. Deliksiz iman bu. Noksansız iman. Ama şuhut ehli yani o kadar inkişaf etmiş, Cenab-ı Hakk'ın efalini şuhut derecesinde görüyor. Ama bunun imanı eğer bu görmesiyle iktifa ediyor, bu işte benim gördüğüm budur diyorsa bunun imanı noksandır. İmanı bilgayb, imanı şuhudiden daima üstündür. Çünkü kendindeki ölçücüklerle güneşi anlayabilirsin. Kendindeki ölçücükler nedir? İşte şimdi güneşte bir sarılık var mesela. Kendisindeki sarıya göre kıyas ediyor. Benim bu sarının 1000 mislidir diyor o. 10.000 mislidir. Bendeki kırmızının 100.000 mislidir. Bendeki siyahın bilmem ne mislidir. Kendindeki ölçücüklerle ancak onu, onun için hakiki olarak güneşi yine göremiyor. Herde oluyor. Herde oluyor. Yükselmesi için faydalı olması lazım gelen o ilim, o takva, o ibadet, o hal kendisine engel oluyor. Renk katıyor. Renk katıyor. Zühre misal bittiyse evet. Bitti mi? Reşe'ye mi, Yeşe'ye mi geçtim? Katre'ye. Katre'ye yarın başlayalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel aradin. Ya Haliki ve ya Haliki kulli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl.
Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a acmendiye musahhar yap. Ve bana ve ihvanıma iman-ı kamil ve hüsn-ü hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a acmendiye kalpleri ve akılları musahhar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza ile ve cennetül firdevste mesut kıl. Cenab-ı Hak şu okunan dersten hasıl ona sebep hürmetine. Cemaatimizin dünyevi ve ukravi ne kadar sıkıntıları varsa lütfuyla bertaraf eyle. Cemaatimize uzaktan iştirak edenlerin ve hüsnü zan ile dua talep edenlerin de ne istekleri varsa Rabbim lütfuyla ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Ayaklarımızı kaydırmaya, ayaklarımızı iman ve Kur'an hakikatlerine sabit kadem eyle. Ahir ömrümüze kadar el, ayak, göz, kulak nimetlerinden Rabbim bizleri mahrum etmeye. Ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemaline müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. İllahil Fatiha. Allah razı olsun.